2012 yılının Kasım ayında tamamlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açılan Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı, yenilenen haliyle Bornovalıların uğrak yerlerinden biri oldu. Üye sayısı kısa sürede 1000'i bulan kitaplık, insanların bilgisayar başından kalkmadığı günümüzde Bornovalılara kütüphane kültürünü yeniden hatırlattı. 10 ay içerisinde üyeler tarafından 3500 kitap alındı, okundu ve geri getirildi. Kitaplığa gelen ziyaretçi sayısının günlük ortalaması ise 100 oldu. İkametgah belgesi, kimlik fotokopisi ve bir fotoğrafla yapılan başvuruyla üye olunan kitaplıktan daha çok ev hanımları, öğrenciler ve emeklilerin yararlanıyor olması dikkat çekiyor. Vatandaşlar 10 gün süresince 2 kitabın ödünç alınabildiği tarihi kitaplıkta günlük gazeteleri de okuyabiliyor. Pazar günleri hariç 8.30-17.30 saatleri arasında açık olan Atatürk kitaplığında ikisi yetişkin, biri çocuklar için olmak üzere 3 adet okuma salonu bulunuyor. Bugüne kadar vatandaşların 2000 kitapla katkı koyduğu Atatürk Kitaplığı'na ansiklopedi hariç ders kitapları dahil her türlü bağış kabul ediliyor. Değerlendirmeye alınan kitaplardan bazıları yine Bornova Belediyesi'ne bağlı olan Naldöken ve Çamdibindeki kitaplıklarla ihtiyaç duyulan köy okullarına gönderiliyor. Restorasyonu tamamlanarak yenilenen haliyle Bornova halkının hizmetine sunulan Atatürk Kitaplığı mimarisiyle de göz kamaştırıyor. 1880 yılında inşa edilen ve Belhom evi olarak da bilinen bina bu yönüyle de dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar sadece tarihi yapıyı gezip, görmek ve fotoğraf çekmek için bile Atatürk Kitaplığı'na geliyor. Eylül ayı meclis toplantısında aldıkları kararla yeni kuracakları 3 müdürlükten birinin kütüphane müdürlüğü olacağını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyaysındır. Böylece hem Atatürk Kitaplığı hem de diğer kitaplıklarımızı daha da genişletme ve geliştirme imkanı bulacağız. Bu anlamda vatandaşlarımızın hem bağış yapmalarını hem de kitaplıklarımızdan yararlanmalarını bekliyoruz dedi. Kütüphane müdürlüğü sanki sadece bir kütüphaneyi yönetmek üzere bir müdürlük gibi bir algı olabilir. Bunu şöyle genişletmek ve bilgilendirmek istedim. Kütüphane müdürlüğümüz kütüphane, arşiv ve dokümantasyon adı altında görev alanı içerisinde çalışacak olan bir müdürlük olacaktır. Belediyemizin bütün birim arşivleri